bebe, şu bayrağı da sen al. Tamam abi. Çok güzel oldu abi. Evet. Aferin size çocuklar. Dede. Ne kadar güzel süslemişsiniz çocuklar. Demek bu sefer unutmadınız. Unutmadık dede, unutmayacağız. Nisan bütün dünyadaki çocukların bayramı. Hiç unutulur mu dede? Sizle gurur duyuyorum çocuklar. Şu ellerimdekini bırakayım, geliyorum. Aa, Şila ile Eke de geldiler. Aa, Eke, bahçeye bak. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Yağmış, yağmış. Hoş geldin Şila. Hoş bulduk Pepe. Keçim, bugün 23 Nisan. Yani bizim güzel Atatürk'ümüzün tüm dünyadaki çocuklara armağan ettiği Dünya Çocuk Bayramı. Ha, ben de. Bayram mutluluktur. Birbirimize böyle sıkı sıkı sarılmaktır Ekeciğim. Ne bayramıymış bugün Eke, söyle bakalım. Çocuk bayramı. Al verin kardeşime. Peki bu bayramı bize kim armağan etmiş? Güzel oldu. Hadi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Atanda armağan. Sevgiyle kolluğa güneşsin tüm dünya. Bu şarkı tüm çocuklara. Sevgiyle kolluğa birleşsin tüm dünya, bu şarkı tüm çocuklara. La 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 la. Okuldaki arkadaşlarını da kutlamamıza çağıracak mısın? Çağırdım bile bebe. Birazdan gelirler. Aa, geldiler bile. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel olmuş süslemeler Pepe. Evet, ben de çok beğendim. Ege bak, bu Bibi. Bu da Zeze. Abinin okuldan arkadaşları. Merhaba Ege. Merhaba Ege. İşte gerçek bir çocuk bayramı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Dede, şimdi biz bugün biraz şiir okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz ama keşke hep beraber bir halk oyunu da oynayabilsek. Ne güzel olur. Evet evet. Atabarı oynayabiliriz bence. Ben atabarı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum atabarını. Ben de. Bence harika bir seçim değil mi? Kesinlikle bugün size atabarı öğretmeliyim. Artvin yöremize ait bu oyun Atatürk'ümüzün de en sevdiği halk oyunudur çocuklar. Gerçekten mi? Evet ya. Aferin Bibi. Babam öğretmişti bana. Bakın şöyle. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar. Bizde atabarı var. Çok güzel. Hadi dede, bize öğret. Hadi, hadi. Çok yaşa. Tamam, gelin önce kıyafetlerimizi giyelim. Hepiniz çok güzel oldunuz. O ne dedi? Bu bir CD çalar. Bütün türkülerimizin içinde olduğu bir CD hazırladım. Çok güzel. Çok iyi düşünmüşsün dede. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Bakın şöyle. Evet. Aferin papa. Böyle mi dedi? Evet kızım. Bibi'ye bakın. Ben de yapıyorum bakın. Aferin size, evet. Tamam. Çok yoruldum. Ben de. Harika oynadınız. Sizi tebrik ediyorum çocuklar.
Çok da güzel öğrendiniz. Sağ ol dede. Ben içerideki hazırlıklara yardım edeyim biraz. Tamam dede. Evet, şimdi biraz da şiir yazmalıyız. Tamam hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ben 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı atamızın bize armağan ettiği bir bayram diye biliyorum. Evet, doğru Zeze. Peki niye armağan etmiş? Ben anlatabilir miyim abiş? Lütfen, lütfen. Aa, tamam anlat bebe. Bundan çok zaman önce bizim bu güzel ülkemize kötü insanlar, yani düşmanlar gelmişler. Ülkemizi ve özgürlüğümüzü almak istemişler. Özgürlük ne ki? Bak şimdi size. Şu böceğini görüyor musun? O uğur böceği özgür. Yani istediği yere gidebilir. İstediği bir ağaca konabilir. İsterse tekrar uçar, başka ağaca konar. Bir tehlike hissederse kaçabilir. İstediği yemeği yiyebilir. Yani o özgür bir uğur böceği. Gel buraya. Bebe ne yapıyor? İzleyin, izleyin. Şimdi bu uğur böceği özgür mü? Ay hayır. Çünkü istediği yere uçamıyor artık. Evet, istediği dala konamaz. İstediği yemeği arayıp bulup yiyemez. Evet, ancak biz ona ne verirsek onu yiyebilir. Vermezsek yemek bile yiyemez. Çok üzücü. İşte şimdi bu uğur böceği özgür değil. Bizim ülkemize gelen düşmanlar da bu topraklarda yaşayan herkesin özgürlüğünü almak istemiş. Ama Atatürk'ümüz ve onun yanında olan herkes buna izin vermemiş. Önce düşmanları yurdumuzdan kovmuş. Gel be onlara. Sonra da 23 Nisan'da özgürlüğümüzü herkese duyurmuş. Ve bu mutlu günü özgürlüğü en iyi koruyacak olan biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. Yaşasın. Hem de sadece bizim ülkemizdeki çocuklara değil, tüm dünyadaki çocuklara armağan etmiş. Yaşasın 23 Nisan. Peki sen de öğrendin mi 23 Nisan neymiş? Evet. Aferin hepinize çocuklar. Ne güzel anlattınız 23 Nisan'ı. Sağ ol Şuşu. Aa Şuşu. Biz atamayı öğrendik, biliyor musun? Harika. Hadi Şuşu'yu da ayrıyalım. Hepiniz bu güzel kutlamamıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza hoş geldiniz. Önce bebe bize kendi yazdığı günün anlam ve önemini anlatan küçük bir şiir okuyacak. Gel bebe. Ay, biraz heyecanlandım şimdi. Biz özgür uğur böcekleri, kelebekler, kuşlar gibiyiz. Hiçbirimiz kafese girmeyiz. 23 Nisan özgürlüğümüzün bayramı. Atamızın tüm dünyaya armağanı. Teşekkür ederim. Şimdi de size hep beraber Atatürk'ümüzün de çok sevdiği bir halk oyununu oynayacağız. Bas bir düğmeye, Atabarı başlasın. Bahçesi var, bağı var, arası var, yarı var. Bahçesi var, bağı var, arası var, yarı var. Atamız kaynar ya, bizde atamız var. Ah durun, fotoğrafınızı çekmem lazım böyle. Kuşumuzun kapışlar, ucumuzun kapışlar. Kuşumuzun kapışlar, ucumuzun kapışlar. Benim el ağrısın, askeri olmuşlar. Benim el
Bu da kalem. Kalemler buraya. Bu kalem de buraya. Oyuncaklar bu tarafa. Misket de var. Misketler de bu tarafa. Burada bir misket saklanmış. Gel bakalım güzel tahta misketim benim. Sen de buraya misket arkadaşlarının yanına. Pepeciğim ne yapıyorsun tatlım? Anne oyuncaklarım, misketlerim, kalemlerim hepsi birbirine karışmış da. Onları ayırıyorum. Aferin sana bir tane. Misketlerimi buraya, kalemlerimi buraya, oyuncaklarımı da buraya öbekledim. Harika. Çok güzel öbeklemişsin canım. O elindeki ne anne? Ay, bu babanın bana aldığı ilk hediye canım. Babam sana ilk kez şimdi mi hediye aldı? Daha önce hiç almamış mıydı yani? Hayır, şimdi değil. Bu kolyeyi ta yeni tanıştığımızda almıştı. Çok eski bir hediye ama onu çok seviyorum Pepe. Şimdi hatırladım. Kutlamalarda taktığın kolye bu. Peki niye elinde tutuyorsun anne? Şu birbirine takılma yeri bozulmuş da onarabilir miyim diye deniyorum. Okula geç kalıyorsunuz çocuğum. Kızım niye oyalanıyorsunuz? Saat kaç oldu baksanıza. Evet ya, dalmışım. Hadi Pepe gidelim oğlum. Tamam anne. Defterlerim, kalemlerimi de götüreceğim okula. Bunların hepsini öyle elinde götüremezsin Pepeciğim. Anne şu sende kalsın. Ama hepsini götürmek istiyorum nene. O zaman sana güzel bir okul çantası almamız gerekiyor Pepeciğim. Evet ya. Bu çocuğun şöyle güzel bir okul çantası niye yok? Evet, niye yok? Tamam, ilk fırsatta alırız Pepeciğim. Hadi şimdi ben taşımana yardım edeyim. Bunu ne yapayım kızım? İçeriye koy anne, akşam onarmaya çalışacağım. Ama benim için çok değerli bir kolye. Dikkat edersen sevinirim. Tabii evladım, ederim. Tamam, görüşürüz anne. Görüşürüz çocuğum. Allah zihin açıklığı versin bebeciğim. Anne. Efendim Pepe? Nenem zihin açıklığı versin derken ne demek istedi? Yani öğreneceğin her şeyi kolayca öğren. Hiç zorlanma demek istedi. Sana güzel dileklerde bulundu Pepeciğim. Evet, her şeyi öğrenmek istiyorum. Hem de hemen. Öğrenmeye bayılıyorum. Ne oldu çocuğum? Niye ağlıyorsun bakayım? Gördüm, kemiğe sıkışmış. Seni gibi seni. Nene, ne yapıyorsun orada? Köpüş, ne oldu oğlum? Al bakalım, çıkardım. Köpüşün kemiği sıkışmış da onu çıkardım bebeciğim. Telefon çalıyor. Aferin sana güzel köpüş. Ne güzel bir şey. Bu ne acaba? Bilecik gibi. Değil. Köpüş, ne güzel oynuyorsun öyle. Boncuklar da aldı. Ne oldu güzel kızım? Boncuklar vardı. Oynarken de aldı nene. Anladım. Annenin kolyesi. Eyvahlar olsun, eyvahlar. Ne oldu nene? Annenin bana emanet ettiği bir kolye bu bebeğe. Gerçekten mi? Eyvah ki ne, eyvah, vay başıma gelenler. Bir de tembih etti. Aman dikkat et, bir zarar gelmesin anne dedi. Ben ne yaptım? Ne yapacağız dedi? Bilmiyorum kızım. Ben bu topladıklarımızı içeri götürüp onarmaya çalışayım bakayım. Çok üzüldüm şimdi. Ben nereden bileyim ki? Masanın üstünde görünce oynamak istedim. Merhaba bebe. Merhaba şuşu. Neden bu kadar üzgünsün tatlım? Ne oldu? Annem için önemli bir kolyeyi istemeden bilmeden bozdum şuşu. Çok üzgünüm. Nasıl oldu bu canım? Masanın üstünde böyle boncuklu bir şey buldum. Köpüşle oynamaya başladık. Oynarken bütün boncuklar dağıldı. Demek masanın üzerinde kimin olduğunu bilmediğin bir şey buldun ve onu alıp oynamaya başladın. Evet, ama benim olmayan bir şeyi niye alıp oynadım ki? Kimin olduğunu bulup oynamak için izin istemem gerekirdi.
değil mi Şuşu? Evet canım. Bizim olmayan bir şeyi sahibinden izin istemeden almamamız güzel bir davranıştır. Neneme keşke bu kimin diye sorsaydım. Üzülme bir tanem. Bazen hepimiz istemeden hata yapabiliriz. Annem çok üzülecek ama. Ben onu üzmeyi hiç istemem. O benim güzel annem. Onu çok seviyorum. Annem düşününce içimde sanki kelebekler uçuyor Şuşu. Canım benim, ne güzel anlattın yine hislerini. Annem beni affeder mi sence? İstemeden yaptığını güzelce ona anlatırsan kesinlikle seni affedecektir tatlım. Anladım. O zaman annemin beni affetmesi için onun bana nasıl söyleyeceğimi düşüneyim. Aferin sana bebe. Gözlerin, gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Ben bir hata yaptım sana, üzdüm seni olmadan farkında. Buldum Şuşu. Annem beni affetmesi istediğimi bir şarkıyla anlatacağım. Harika bir fikir. Hemen gidip neneme söyleyeyim. Akşama güzel bir yemek hazırlayalım. Yemekte anneme bu şarkıyı söyleyeceğim. Aa, bebe nerede anne? Sahi bebe nerede? Size anlatacakları var. Otur kızım otur. Gelir şimdi bebe. Aa, çok merak ettim. Ne oldu nene? Yemeğe başlamadan önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Anneciğim, canım, güzel anneciğim. Bugün bu küçük kızın istemeden seni üzecek bir şey yaptı. Beni mi? Evet anne. Ama gerçekten bilmeden yaptım. Senin çok sevdiğin güzel kolyenle oynarken bütün boncukları darmadağın oldu. Evet ya. Kusura bakma kızım. Ben masanın üstünde unutmuşum kolyeyi. Biz onun annemle onarabildiğimiz kadar onardık. Hem eskisi gibi olmadı ama bunun için senden beni affetmeni istiyorum. Bebeciğim. Beni affetmen için sana bir şarkı yaptım. Hepinize bu şarkıyı söylemek istiyorum. Gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda. Ben bir hata yaptım sana, üzdüm seni olmadan farkında. Çok seviyorum seni. Sen gel affet beni. Çünkü çok seviyorum seni. Sen gel affet beni. Affet, affet. Çünkü çok seviyorum seni. Ne güzel bir şarkı olmuş kardeşim. Bebeciğim benim. Güzel kızım. Çok yaşa bebeğim. Bir daha benim olmayan hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi sahibinden izin istemeden almayacağım. Beni affettin mi anneciğim? Affetmedin mi yani? Olur mu bir tanem? Affetmez olur muyum? Güzel kalpli kızım benim. Tabii ki affediyorum seni. Annem beni affetti.
su içmeyin sakın. Dikkatli olun çocuklar. Tamam nene. Merhaba Şila. Merhaba. 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 Bibi de orada. Merhaba. Merhaba Bibiciğim. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. İşte Keke de orada. Merhaba Keke. Merhaba. 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 İşte Mimi de göründü. Merhaba Mimi. Merhaba. 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 İşte Tutu aramıza katılıyor. Merhaba Tutu. Merhaba. Merhaba Tutucuk. Merhaba. 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 Ve işte Dudu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Duducuk. Merhaba. 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 Çok kişiyle ne oynarır ki? Futbol oynayalım. Ha evet, oynayalım oynayalım. Aa, sen futbol oynamayı seviyor musun Zedeciğim? Hem de çok severim Pepe. Zede bunları nasıl yapıyorsun? Ne var ki onda, ben de yaparım. Ben hayatımda bir kez oynadım ama tam hatırlamıyorum. Futbol nasıl bir oyun? Böyle iki tane kale koyacağız. Sonra iki takıma ayrılacağız. Kızlar erkekler takımı yapalım. E tamam olur. Siz içinizden birini kaleci seçeceksiniz. Mimi kaleci olsun. Olur. Ben de kaleci olmak isterim. E olur. Sonra böyle elimizi hiç değdirmeden sadece ayağımızla topu böyle götürüp karşı takımın kalesine böyle gol diye atmaya çalışacağız. Çok eğlenceli. Şila yakala. Alın bakalım. Ama ben futbol izlemesini biliyorum da hiç oynamadım. Sen fasulye ol bebe. Ben fasulye olmam. Niye fasulye oluyormuşum? Yani sen yedek oyuncu ol demek istedi bebe. Biz oynarken biraz izle. Hem öğrenmiş olursun. O sırada çok görünüp oyundan çıkan birisi olursa onun yerine oyuna sen gireceksin. Ay anladım. Tamam ama fasulye demeyin. Ben yedek oyuncuyum. Tamam tamam. Hadi hazırlıklar başlasın o zaman. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Evet. Çal düdüğü bebe. Aha tamam. Hadi televizyonda izlediğimiz gibi sen de maçı anlatsana. Tamam abi. Oynamadım ama çok maç izledim. Anlatabilirim. Evet sayın seyirciler. Şu an top Pepe'de. Zede'den bir çalım. Pepe'lerin takımından bir top kaybı. Bu tehlikeli bir atak olabilir. Zede, Dudu, Dudu Galeci ile karşı karşıya. Şut ve... Keke! Keke topun ağları girmesine izin verdi. Olsun olsun, güzeldi. Ne oldu bebeciğim? Baksana ne güzel oynuyorlar şuşu. Evet, gerçekten ben de bu kadar güzel futbol oynadıklarını bilmiyordum. Ben de futbol oynamayı bilmiyorum. Bilmediğin için üzülüyorsun öyle mi? Evet şuşu, ben de onlar gibi oynamak istiyorum aslında. Pepe ile ilk maç izlediğiniz zamanı hatırlıyor musun? Evet, babam evde izletmişti. Sonra da bize nasıl spor olduğunu anlatmıştı. Harika. Peki Pepe o zaman futbol oynamayı biliyor muydu? Yani hiç oynamış mıydı? Hayır, bilmiyordu. Peki, şimdi bu kadar güzel oynuyorsa sence nasıl öğrenmiş olabilir? Haşey.
Babamla hep bahçede futbol oynarlar. Sonra okulda da oynuyorlarmış. Evet, yani Pepe de bilmiyordu ama oynaya oynaya. Yani oynamayı deneye deneye öğrendi, öyle değil mi? Evet öyle. Eminim Bibi de böyle deneyerek öğrenmiştir. Dudu da, Şila da, diğerleri de. O zaman benim de top alıp futbol öğrenmek için birazcık çalışmam gerek. Çok doğru. Bunun için kime gideceğimi biliyorum. Zulu, Zulu! Sen bana futbol oynamasını öğretir misin arkadaşım? Yaşasın! Gol, gol, gol! İşte futbol! 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 Öğrenmek istersen bir spor, sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla oynanır böyle futbol. Çek şutunu, çek şutunu, gol! Gol, 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 işte futbol. 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 Çok zevkli ve eğlencelidir futbol. Sen de İşte şimdi şut ve gol! Gol, 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 işte futbol. 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 Öğrenmek istersen bir spor, sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla İşte futbol, gol, gol, gol. İşte futbol, gol, gol, gol. İşte futbol, gol, gol, gol. İşte futbol. Aferin bebe sana. Çok yoruldum ama çok eğlendim. Çok zavzulu. 4-2. Pepeler 4, Şilalar 2 gol atmış. Ben çok yoruldum. Oyuna devam edemeyeceğim. Ama olur mu? Zaten yeniliyoruz. Ay, ben gireyim. Aa, doğru. Bebe girsin. Ha, girsin tabii. İşimiz daha da kolay olacak. Size gireyim mi, gireyim mi? İyi, tamam hadi gel bebe. Üf ya. Ama oynamayı bilmiyor ki. Kesin yenildik. Evet ama bu haksızlık. Bebe oynamayı bilmiyor. Kalbimi bile bile kırıyorsunuz şimdi. Beni de çok üzdünüz böyle söylemekle. Yenilseniz ne olur ki? Önemli olan oyunu oynamak. Oynarken eğlenmek değil mi iyice? Kaç saattir orada sizi izliyorum. Ne kadar sıkıldım biliyor musunuz? Azıcık beni düşünüp yazık o da biraz oynasın deseniz ne olur? Hadi Pepe oynayalım. Evet Bebe topu aldı. Şimşek gibi hızlı gidiyor. Bibi topu aldı Bebe'den, top kaybı. Bebe hemen topu geri kazandı. Hızla kaleye gidiyor. Hadi bebe, yürü be. Şut. Bebe. Ve oyun tekrar başladı. Dudu'dan güzel bir pas. İşte top yine bebede. Bebe topu aldı, hızla kaleye ilerliyor. İnanamıyorum. Hadi bebe. Ve gol. Çok yaşa bebe. Evet be. Bebeğe bakın. Durum eşitlendi. İki takım da 4 gol attı. Yine bebe topu kaptı. Şut. Top görebileceğimiz kadar hızlandı. Bakalım keke topu tutabilecek mi? Ve gol! Çok yaşa bebe. Kardeşim tebrik ederim. Şimdi kalbimi kırdığınıza değdi mi? Çok özür dileriz bebe. Evet biz gerçekten hata yaptık. Hiç gol atmasaydın da söylediklerimiz çok yanlıştı. Çok özür dileriz. Bizi affedecek misin? Affedecek misin?
misin yani? Ettim bile. Bak işte bebe, al bak buldum. İşte koydum. Şu nereye sence? İşte buraya. İşte bu da buraya. Çok güzel oldu abi. Çektim. Merhaba Pepe, merhaba bebe. Merhaba. Merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet, şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa, bir dakika bir dakika. O Zulu değil mi? Evet, Zulu. Bizi bu yapbozu Zulu armağan etti Şuşu. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet ama ne? Akıl yürütelim mi? Hadi, harika bir fikir bu. Burada Zulu var. Sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir kitap var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır, tüm resimlerde her yerde kitap dolu. Aa, gerçekten Zulu'nun ne kadar çok kitabı var. Evet, Zulu kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha, ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok kitap okuyun diyor. Evet, kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. Hadi o zaman okuyalım. Aa, ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. Aa bebe. Ne oldu abi? Kitaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abi. Kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Bibi arkadaşımız. Zeze, Mimi arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. Konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi Şuşu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa, evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet, arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. Eşitsin kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok, bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. Ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Buna ne dersin sevgili doktor? Ha? Sevgili doktora bayılırım. Seçtik Şuşu, al. Ha, sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. Doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir Şuşu. Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi Şuşu? Doğru bir tanem. Hadi başla Şuşu. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor F adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Aa, neden korkarmış ki Şuşu? Şşt, bebe. Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen, aksi bir doktormuş. Aç bakayım sırtını. Şöyle bir duras. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok, iyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Hadi sopamı aldırma elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben, beni meşgul etme. Ay, gittim gittim. Hasta olan sen misin, kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım, olmaz. Hadi. Aa. Neyin var amca?
amca. Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen. Dayanamıyorum artık. Ya şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. Onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle. Ay, var var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada. Al bak yeni çektirdim daha. Senin bel fıtığın var dede. Ne bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşt kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Deden iyileşecek merak etme. Ha iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım, doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede, doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler içinde çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet, artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileşti mi? Hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Turp gibisin demek, çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmene dede. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedemi iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet, o kocaman gülen sizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zor ve karışık. İnsan buna alışık. Gül bak mutluluk gelecek. İnsan buna alışık. Gül bak mutluluk gelecek. Gülümsemek sevmek demek. Doktor evladım, küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor, başınız kalabalık da olsa doktor bey, gülmek insana çok yakışıyor. Haydi haydi insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakışıyor. Bu öyküde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet, aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Abi. Ne var bebe? Ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim ben sabahtan beri dır. Abi ama sen. Sus yeter bebe. Şuşu. Bebe ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş?
Hiç kardeşim, sana bastıktan oyun oynadım. Snobiş. Ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. Oo anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasam mı? Anne ya, gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet, yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. Anneciğim, bu resmini duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. Gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz Pepeciğim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlığı olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim, izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Evet, bak başlamış bile. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana. Çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo Pepe, Bibi. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Vay evet, güzel bir filme benziyor. Bitti bile. Tüh ya, ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa, nereye daldın hayatım? Hayırdır? Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi, iyi mi? Açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Henüz televizyon keşfedilmemişti Pepe. Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle.
bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. Evet. Herkesi çağıralım. Olur mu dede? Olur tabii çocuklar. Yaşasın. Ben de size mısır patlağı yaparım. Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. Açık hava sineması. Şu. Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? Çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Çünkü hep televizyon izleyince oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim Şuşu. Söyleyelim. Televizyon izlerken ne izlediğine bak. İzlediğin kanalı çocuk sevgisini tat. Televizyon izlerken ne çok izledin bir var. Bir saatten çoksa var. Hadi gidelim. Ay çok merak ettim. Doğru. Ay dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Dede. Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi.